yere bir at inşa ediyorlar tahtalardan. Bir, iki, üç kere gittim. Arkadaşlar şu an çok kötü bir haberimiz var. Neyine? Neyin olsun? Aa görünüyor. Allah'ım dedim ne kadar güzel bir araba. Hep senin yüzünden Selma. Kocaman bir şey bu. Türkiye'nin en kaliteli, en iyi insanların bir arada olduğu Korsifler ailesi. Nasıl girdim? Çok iyi. Hepiniz yeni vloğa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yankı ve Selma ile birlikte nereye gidiyoruz arkadaşlar? Başlıktan da kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Çanakkale Şehitliği'ne gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım video başlasın. Hadi 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 artık Şehitliğe gidiyoruz. Bak şuna bak ya. Survivor'a gidiyor sanki anasını satayım. Selma Hanım artık aynalara bakmaktan kardeşim. Aynı al kamerayı çeviriyorum. Al buradan bak kendine. Al buradan bak rahatla. Hani sen de rahatla biz de rahatlayalım kardeşim. Böyle olmaz. Hadi. Ben gidiyorum. Bekle bekle geliyoruz. Bekle geliyoruz. Biz de dakika gideceğiz. Lan oğlum yine devriliyor ya. Seloş kuş. Hadi bakalım gidiyoruz. Rex ne tarafta? Sağ dersem sağ, sol dersem sol. Atla Yankı gel. Zıpla. Evet. Ne oldu ya? Yine ne oldu ya? Yine ne oldu kardeşime ya? Ben çok üzülüyorum bu kızı. Sürekli ayağım başına bir haller geliyor. Ay. Ya iyi. Ay anneciğim, iyi misin? Ah. Kötüyüm. Evet arkadaşlar şimdi ilk rotamız neresi derseniz şimdi karşıya geçmemiz gerekiyor. O yüzden merkeze gideceğiz. Oradan Eceabat değil Kilitbahir. Kilitbahir'den geçeceğiz galiba. Vapurlarına bineceğiz. Evet. Belki Eceabat vapuru varsa ona da binebiliriz arkadaşlar. Evet, Kilitbahir'den karşıya geçip ilk durağımız Kilitbahir Kalesi. Efsane yerler göstereceğim. Ben tam 3 kere gittim arkadaşlar bak. 1, 2, 3 kere gittim ama yanımızdaki zat daha önce hiç gitmemiş. Selma'nın memleketinde Selma'ya şehitliği gezdireceğim. Size Kilitbahir Kalesi'ne gittim ben. Tamam oraya gittin de şehitliğe gitmemişsin kardeşim. Şehitliğe de gittim sanki ya ben. Çocukken gitmiş olabilirim bak. Çünkü hiç hatırlamıyorum. Antalya'ya varsa tatil dostlar kıl. Fazla hakim Rex bas bum. Tam bir katil rahat sanki Maserati. Arkadaşlar şu an çok kötü bir haberimiz var. Eyvahlar olsun. Şu an sıkıntı çok büyük. Ne derseniz şu an inanılmaz bir trafik var karşıya. Bakın gösteriyorum araba. Hepsi bunların feribot sırası. Yani bizim feribotla geçmemiz gerekiyor. Yani dönüşler başlamış. Bugün cuma. Felaket ya. Sıra bakın hala devam ediyor arkadaşlar. Bir de feribotun orada feribot bekliyorlar. Yani feribot geliyor. Bu yolcuları alıyor, götürüyor. Bir kısmı gidiyor. En fazla 15-20 tane araba gidiyor. Yarın sabah çok erkenden feribota gelip biz zaten karşıya geçtikten sonra bizim trafikte işimiz yok. Ama karşıya geçmede şu anda inanılmaz kilometrelerce trafik var. Ve onları geçerek kestirmeden girme şansımız yok Çanakkale'de maalesef. Öyle yarına kaldı arkadaşlar. Biz şimdi uyanıp uyanacağız. Yarın tekrar buradayız. Yarın şehitlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci gün yani ertesi güne uyandık. Yeniden aynı şekilde giyindik. Zaten kıyafetlerimizi falan geldik çıkardık. Dedik ki bugün güzel hazırlanmıştık. Bunları evet. Çıkartalım. Rex'i de önden çalıştırdım. Dedim içerisi soğusun çünkü arabanın içi arkadaşlar yanıyor. Seloş önümüzdeki trafiği görüyorsun değil mi? Evet. Bunlar hiç hayır alamet şeyler değil. Evet. 34 plaka var. Orada çok bir 46 plaka mı ne var? Evet. Yani anlayacağınız yalan olma ihtimalimiz yüksek hepsi bugün. Hepsi feribota gidiyor olabilir. B planı devreye sokabiliriz her an. Çılgınca bir trafik var tekrardan. Dolayısıyla biz karşıya geçemeyeceğiz. Şöyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar hemen B planımızı sizlere açıklıyoruz. Şu anda Troya Antik Kenti'ne gideceğiz. Yani Truva Antik Kenti'ne. Evet. Çanakkale merkezde Truva atı var bir tane. O Brad Pitt'in oynadığı Troy filminde kullanılan at aslında. Buraya hediye edildiği için burada duruyor merkezde. Ama aslında gerçek at var bir de. Truva atı. İşte tam sizi o Truva atının içine götüreceğim arkadaşlar. Hatta içine giriliyordu ben küçüklüğümde. Ona da gitmiştim ben kardeşim. Ben de evet. Ona da gitmiştim yani. Ona ben de gittim Dijo. İçine de girdim yani. Hadi bakalım 35 dakikalık yolumuz var. Troya Antik Kenti'ne gideceğiz. Bakalım orada neler göreceğiz kardeşim. Hadi bakalım.
metroya 5 kilometre kaldı arkadaşlar. Buradan görünüyor mudur lan at? Yok. Kocaman devasa bir at sonuçta. Tamam. Nasıl ya yankıtılıyor? Kızım nasıl büyük değil? Çanakkale kadar büyük. Olur mu? Girelim. Yani. İddia girelim mi? Girelim. Girelim mi? Neyine girelim kardeşim? Neyine? Sana zaten bir kıyafet borcum var zaten ilk videoda. Vardı. Tamam. Evet zaten vardı. Bir dakika vardı. Dur. Virajı döneyim bir dakika elimi tutma. Tamam bırak kardeşim ver şimdi. Tamam. Ver. Evet tamam. Heh. Tamam. Neyine? Neyine? Neyine olsun? Bir tane arkadaşlar daha neyine? Kıyafet. Bir tane daha mı kıyafet? Tamam bir tane daha kıyafet. Tamam bir tane daha kıyafet alacağım. Ben de. Tamam. Ben de. Tamam. Arkadaşlar size de göstereceğim. Diğer Troy'u da gidip detaylı olarak çekeceğim size. Ben de babama katılıyorum. Bence de ya daha küçük Cici nasıl satamazsın? Tamam. Oğlum benim önümde fotoğrafım var. Fotoğrafım dev gibi. Tamam hayır. Kocaman. Çanakkale'dekinden daha küçük. Görürsün. Göreceğiz kardeşim. Göreceğiz. Peki. Göreceğiz. İddialı gibi. Bilenler bak şimdi bilenler kesin şu an kimi kazandığını da biliyor. Tabii biliyor. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. 5 kilometre kaldı. Troya'ya geldik arkadaşlar. Burada şeyler... Aa oğlum bir dakika ben buradan... Oy çok güzel şeyler var. Dönüşte kesin uğradım. Evet Spartaküs şeyleri vardı. Kapı kaskları vardı şövalye. İşte o Aşil'in falan kaskı. Ben biliyorsun Aşil'im ben. Sen ne sinirin ha her şey. Görünce diyeceksin ki direkt. Oo bu merkezdekinden pibi. 60 TL diyor. Hadi. Nereden verdin? Lan dur. Sattım. Lan dur. Reis dursam o. Aldım. Stres oldum. Aldım vallahi ben de stres oldum. Evet. Kapı kapanacak. Gidelim acil. Oğlum hala görünmediğine göre bu at çok büyük olmayabilir ha. Gerçekten diyorum. Ben kazandım demiştim. Vallahi bak ben dur, o kadar büyük hatırlamıyorum. Şimdi Rex'imizi böyle herkes geri önün çöktüyse biz arka sokmalıyız. Bir de benim öyle huylarım var. Tut bakalım. Gerçekten mi? Niye öyle? Öyle kardeşim. Tarzımız biz, farkımız. Biz öyleyiz be. Ha, farkımız tarzımız diyorsun yani. Aynen biz öyleyiz. Herkes gibi aynı değiliz. Biz Scottish'leriz. Bizim tarzımız farkımızdır. Böyle. Aa görünüyor. Hani at nerede? Görünüyor, kafası görünüyor. Evet, atın görünüyor. At kafası. Aa atın kafasını gördüm. Restore mi ediliyor acaba? Ne? Restore mi ediliyor? Sanmıyorum. Seloş etrafı çevrilmiş ama. Cici bu mevsimde yapmazlar onu be. Ya. Çok ziyaretçi. Abi bu kadar talihsizlik olamaz ama ya. Yok sanmıyorum. Restore ediliyor diyor ya. Vallahi kesin restore ya. Kesin. Bittik biz ya. Biz arkadaş bittik ha. Ben size diyeyim çok şanssız bir Çanakkale turu yapıyoruz şu an. Kur'an çarpsın böyle bir şey. Diyor. Eyvah eyvah. Ama evet. Ya yok ya. Ama bakacağım ki ben oraya aradan. Oğlum Truvat'ı şu an tadilattadır diyor. Ah. Abi Avustralya'dan kalktık geldik buraya Truvat için. Tamam, Avustralya'dan kalk gel kardeşim. Ne zaman bitiyor? Kışa bitecek mi diyor. Oo. Gel bakalım. Gel Sote'den bir operasyon yapacağız Truvat'ına. Bir şekilde görüntülemeyi başaracağız. Onu çok tesli bir görevdeyiz şu anda. Arkadaşlar şu anda neredeyiz hemen onu söyleyelim. Burası Troya. Be. Bak böyle gezeceğiz. Bir dünya yer var. Söyle o şişinden. Ölen yeri falan var ileride. Tamam. Gel şimdi gel. Gel Sote'den ben size Sote'den gel. Gel Sote'den Troya'yı göstereceğim atı gel. Bu arada at bence birebir aynı ölçülerde değil. Bu bildiğin film gibi oğlum. Bu değil ki gerçek olan. Bence bu değildi gerçek olan. Bu değildi. Daha büyük var. O daha değişikti zaten tipi de. Küçüktü Cici. Ablamız giriyor. Gel Sote'den. Bakın burada bir tadilat. Bu başka bu arada. Bu yeni yapılıyor abi. Bu merkezdekinin aynısı yapılıyor abi. Merkezdekinden bambaşkaydı oradaki. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle. Bakın böyle. Arkadaşlar şimdi atı böyle bir tadilatta Kültür ve Turizm Bakanlığı tadilata almış atı. Kışın bitecekmiş. Bu arada Çanakkale bence ikimiz de kaybettik çünkü bu aynısı Çanakkale'nin. Ben kaybetmedim Cici. Niye küçük değil ki kardeşim? Küçük değil ki. Ne? Küçük değil. Çanakkale'dekinden yine aynısı. Küçük. Hayır. Ama yeni yapıldı. Hayır. Eskisi daha da küçük. Hayır. Ben bilmiyorum yani ya. Hayır. Bakalım başka neler var arkadaşlar. Bakalım başka neler göreceğiz burada diyoruz. Şimdi böyle güzel bir yol yapmışlar arkadaşlar. Buradan ahşaptan. Böyle gidiliyor ama buradan da başka yere mi gidiyor? Tamam oraya da gideceğiz. Oraya da bakacağız. Hepsine bakacağız. Sen hiç merak etme. Seni her yeri gezdireceğim seni şu. Hayır bak. Kaç yılda? 25 yılda bir falan değişiyor. O da bize denk geliyor. Aynı. 40 yılda falan bir değişiyor. Evet. Yani. Evet. Bu arada burası arkadaşlar bakın gördün mü? Antik bir kent şu anda. Truva şehirmiş. Burası bildiğiniz bir şehir. Düşünün. Kimler yaşamış. Bak burası neymiş? Meclis binasıymış. Bakın burada da ufak ufak mekanı gösteriyor. Bak 1894'te böyleymiş. Sonra bu hale gelmiş meclis binası. Sürekli değişiyor antik işte abi. Acayip yani. Tiyatro bak şurası tiyatro mesela gördün mü? Evet. Taşlar var. Evet. İzleyiciler burada da sahne alıyorlar işte mesela oyuncular. Burası mesela bir saraymış. Önceden böyleymiş görüyor musunuz arkadaşlar?
Şurası. Bak şimdi burası rampa arkadaşlar. Burada yazıyor zaten rampa diye. Burası kaleye çıkan rampaymış. Hı-hı. Şu duvarlar da savunma kalesiymiş. Demek ki bunun arkasında bir kale vardı. Hı-hı. Ve yıkıldı o kale. Tahminim öyle. Arkadaşlar şimdi size hemen Troya'nın olayını bir anlatayım size. Şu at nedir, ne değildir, nedir, ne değildir hepsini anlatayım. Şimdi tarafları bilmiyorum tam. Şimdi ne desem atarım yani. Yunan mı, işte bilmem o mu bu mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Düşman tarafı ve burayı da hani bizim topraklarımız olduğu için dost olarak düşünelim. Hani buradaki yer, burası kim? Troya. Troya diyelim buraya. Halka Troya diyelim. Troya'ya karşı savaş başlıyoruz. Bu savaş da 10 yıla yakın sürüyor arkadaşlar. Savaş bir türlü sonlanmıyor artık. Askerler çok yoruluyor. Karşı taraf sahil tarafına çekiliyor tabii. Oradalar. Burası da iç tarafta. Derken ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hı. Birazdan. Cici temel reis gibi. Biraz da anlatacağım ama arkadaşlar. Çok basit, çok sade bir şekilde bundan sonra Çanakkale'ye kafanıza kazınacak ve diyeceksiniz ki Çanakkale'deki Troya'yı biliyorum ben kardeşim. Olay bu diyeceksiniz. Hikayesini biliyorum. Aynen, hikayeyi anlatacağım size. Arkadaşlar şimdi bir tarafta düşmanlar, bir tarafta Troya halkı. Yani buradaki halk. Savaşlar sürüyor, devam ediyor. 10 yıl. Yankı 8 yaşında. Düşünün 10 yıl sürüyor arkadaşlar savaş. Artık askerler yorgunluktan ölüyor her iki tarafta da. Özellikle düşman tarafı, sahil tarafı. Sonra sahildeki komutanın aklına inanılmaz zekice bir fikir geliyor. Arkadaşlar. Sonra diyor. Evet. Sonrası birazdan. Hay Allah ya. Of. Hector. Cicio iyice antik kente gelince antikleştin. Antin kuntin bir şey oldu Cicio burada. Dur izleteceğim ben sana o filmi. O zaman anlayacaksın. Tamam. O zaman peki anlayacağım. İzlemedim ama hakikaten izlemedim. Tamam. Peki o komutanın aklındaki fikir ne arkadaşlar? Ne biliyor musun Seloş? Evet. Sahile, yani bulundukları yere bir at inşa ediyorlar tahtalardan. Evet. Ve bütün askerler onun içine giriyor ve bekliyorlar. Evet. Peki sence buradan ne çıkacak? Bilmiyorsun değil mi? Birazdan anlatacağım. Anlatmadan önce size efsane savaşçı Açil'in o muazzam müthiş kılıçla, bu arada onu da anlatmadan önce, bu Açil kim biliyor musun? Düşman tarafındaki Brad Pitt'in oynadığı asker, çok kuvvetli, inanılmaz zeki, inanılmaz kıvrak bir asker, tamam mı? Ha. Kılıç falan kullanıyor. Evet. Savaşlar gidiyor şimdi. 3000 kişi burada var, 5000 kişi burada var ya mesela atıyorum. Evet. Şimdi binlerce kişi ölecek ya. Komutanlar, krallar birleşiyor diyorlar ki. Evet. Sen en iyi savaşçını çıkar, ben de en iyi savaşçımı çıkaracağım. Gladiatör gibi. Evet. Aynen öyle. İkisi dövüşüyor. Hangisi kazanırsa diğer taraf alıyor ki kimse zarar görmesin. Hmm. Çok fazla kişi. Hmm. Güzel mantık. Mantık güzel işte, evet Açil, ama sonra. Açil geliyor kardeşim. Evet. Ondan sonra Açil böyle ama. Çok rahat yani odasında. Evet. Dinlenirken Açil'e haber geliyor. Diyor ki savaş var, gel. Tamam geliyorum diyor. Evet. Tamam. Tabii sonra Açil kulübesinden kalkıyor abi. Savaşma meydanına gidiyor böyle. 5000 kişi var. O böyle sallana sallana geliyor. Neyse Açil geliyor sahaya. Önce kralına bir laf atıyor. İsyan ediyor ya, çünkü isyankar oluyor bunlar. Egoları yüksek bu askerlerin. Bir laf ediyor. Ondan sonra direkt adama doğru koşmaya başlıyor. Aynı böyle. Nasıl? Kılıcını çekmiyor daha. Kılıçsız. Ağır çekim mi? Tabii aynen böyle artist artist. Çok artist oldu değil mi? Çok çok fena oldu. Açil böyle giderken sonra kılıcını alıyor abi. Çekiyor. Böyle doğru geliyor ya sana doğru. Bak evet. Yankı sen burada ol. Evet. Sen tam burada ol. Gel 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 gel. Tam burada ol. Ama rakibi nasıl biliyorsun? İki katı onun. Evet. Ama Açil tabii çok teknik, zeki olduğu için. Böyle geliyor geliyor geliyor. Tekte. Bir çelme. Geliyor geliyor. Ha? Şöyle yapıyor. Ha. Şuradan şöyle zıplayıp boynuna kılıcı bir çakıyor. Ay. Devasa adam, devasa adam. Böyle. Yıkılıyor. Çok etkilendik Cicio. Nasıl? Bunu kesin herkes izleyecek şimdi. Evet, Troya bu filminde. Videoyu izledikten sonra hemen açıp Troya... Bizi oynadın mı? Evet, çok iyi oynadım. Aynen çok öyle. Çok etkilendik. Adamla böyle karşı karşıya giriyor Sıraş. Evet, en son kılıcı çekiyor. Şöyle bir gösteriyor. Buraya doğru zıplayıp zınk diye bir çakıyor. Aa. Buradan. Oluyor. Ve savaşı böylelikle kazanıyorlar. Ay ama o değil öncesi. Bu, bu açılış sahnesi kardeşim. Bu açılış sahnesi. Yani. Bu açılış sahnesinde olan bir şey. Hala bu filmin açılışı. Oraya geleceğiz. Şu an fragman. Yavaş yavaş. Devam. İki arkadaşlar finalde ne oluyor dersiniz? Tabii Troya halkı ne yapıyor? Düşmanın yanına gidiyor lan diyor. Bunlardan ses soluk çıkmıyor. Gidelim bir bakalım diyor. Ne yapıyorlar? Ana! Bir gidiyorlar. Devasa bir at sahilde. Bunlar görünce diyorlar ki ulan Tanrı bizi çok seviyor. Düşmanı ata çevirdi diyor. Allah Allah. Tabii bunlar da bunu bir ödül olarak görüyorlar kendilerine. Ne yapıyorlar? Atı içeri alıyorlar şehre, buraya. Troya şehrin içine alıyorlar. He. O gördüğümüz yer var ya, atın olduğu yer. Oraya. Nasıl şüphelenmiyorlar ya? Savaş halindesiniz. Yani şüphelenmez işte, mi insan? Ama o dönem işte şöyle bir şey demek ki yapılmamış. O yüzden o dönemin şartı çok zekice evet, bir hareket. Çok zekice. Sonra içeri girince ne oluyor biliyor musunuz? Ne? Finalde anlatacağım. Gel. Ay Allah ya, öf Cicio. Temel reis ya. Spana eksik yani. Hector! Hector!
Arkadaşlar buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi burada tuvalet, böyle kafeler falan da var. Her türlü rahat bir şekilde burada hayatınızı sürdürebilirsiniz bu arada. Şimdi gelelim. Bundan sonra burada yaşayabiliriz. Oğlum yani. Ama kimi eskiden şeydi, biz eskiden giderdik babamla. Heh. Yani affedersin, tuvalete girecek yer bile bulamazdın yani. Herhalde canım. Eskisi, yani. Şu an çok ferah yani. Tabii. Böyle yerler çok rahat yani. Gerçekten. Ha. Evet bak, eski turbatı şöyleydi işte. Buydu. Şu anda bu filmde yapılan gibi yapıyorlar. Aynı ona benziyor şu an. Ve sonra arkadaşlar en sonunda at tabii şehrin içinde. Hı. Royallar içeride asker olduğunu bilmiyor. Evet. Gece uykuya dalıyorlar. Evet. Ne oluyor sence? Neler evet. Olmuyor ki? Açil ve ordusu atın içinden dışarıya doğru sızıyor. Sızıyorlar. Ve gece bütün askerleri uyurken... Piş piş yaptılar mı acaba? Şehri ele geçiriyorlar. Şehir evet. Tamamıyla artık diğer tarafın oluyor arkadaşlar. Evet. Öyle bir hikayesi var bu atın işte arkadaşlar. Şimdi bu arada o yüzden çıkarken, bu kadar özel. Aynen bu kadar özel. Görmedin mi? Yani çok turist vardı. Çok turist var. Felaket. Artık herkes yabancı Türk'ten neredeyse. Türk'ten fazla evet yabancı. Buraya ben bitince de geleceğim bu arada önümüzdeki senelerde. Evet. Bir videomun arasında göstereceğim muhakkak bence sizlere. De. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi arkada bir antik yer görmüştük ya, alışveriş yeri. Oraya gideceğiz. Oradan birkaç şey alacağım ben. Artı merkeze gideceğiz, sonra merkezdeki atı göreceğiz ve Selma Hanım'ın Mors oluşumu mu göreceğiz? Oluşunu göreceğiz. Hayır, seninkini göreceğiz bence. Bence eşit bu arada, ikisi de eşit. Yankıcım gel bakalım. Gel bakalım. Atla bakalım birader seni. Evet arkadaşlar, şimdi mekana geldik, antikçi ablalarımızın yanına. Şuradan bir gezelim bakalım ne var ne yok. Hadi bakalım inelim. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Arkadaşlar inanılmaz şeyler gördüm. Şundan sanki... Seloç, sana şöyle bir şey alayım mı kardeşim? Ay Cici alsana. Ay çok severim. Dur bakalım. Dur şunu hemen çıkarayım. Gel, sen tak o arada ben gel, bakıyorum. Gel gölgede bakalım. Oğlum. Efendim ablacığım. Oğlum. Gel. Ben içeri giderken araba çok dikkatimi çekti. Allah'ım dedim, ne kadar güzel bir araba. Bir nazar boncu ediyor canım, nazar. Cansın be ablam be. Vallahi billahi, vallahi billahi cansın ya. Şu tak arabana. Bu benden sana, Allah kazadan. Vallahi mi? Yemin çok ederim. Teşekkür ederim abla ya. İsmin ne abla senin? Hayriye teyzem. Ne? Hayriye. Hayriye teyzem, benim babaannemin ismi. Bulgaristan göçmeni. O da Bigalıydı. Babaannem de Bigalıydı. Değil mi? Bu arada Selma hemen kafasına takmış. Nasıl? Çok güzel. Helen. Helen. Helen oldun be. Evet. Aa sen Helen olsun. Ben neyim? Heşin miyim? Benim böyle bak bir dakika. Benim böyle bir beyaz elbisem de vardı. Turvalı Helen gibi böyle beyaz. Yok ben bunu spor salonuna alacağım. Bizim bir spor salonumuz var. Oraya alacağım abla seninle. Çok güzel. Bak nazar boncuğu verdi ablamız. Çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah senden de razı olsun. Yanka, işte Aşil diyorum, anlatıyorum arkadaşlar. İşte Aşil böyle bir karakter. Evet. Hector böyle bir karakter. Bu da Helen Paris'e bunun yüzünden olmuş bu savaşlar evet. Ya. Evet evet. Ya. Değil mi? Ya. Bunlar bütün gün benim elimde. Hep senin yüzünden Selma. Onu hep taktın, Helen oldu şimdi. Ay paylaşılamadım falan. Ha? Ablacığım ben senden ondan bir tane alayım. Şu kastan. Arkadaşlar bir tane de şöyle Açil yazan şey aldım. Açil'i aldım yani. Açil asker. Evet. Hayriye teyze çok memnun oldum geldim. Seninle evet, tanıştığıma. Çok sağ ol. Allah bol bereket versin. O yankın oğlum. Tosun. Tosun. Tosun benim. Büyüyünce sen ne olacaksın yavrum? Doktor. Dur. Eyvah. Eyvah Hayri teyze bir şey daha getiriyor sana. Hadi bakalım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Hayri teyze. Çok sağ ol. Çok memnun oldum tanıştığınızda. Çok sağ ol. Siz de. Siz de sağ olun. Alaz bak yankı burada. Alaz buraya gelmek yok bu hasta halinde. Bana bak anneciğim. Bana bak. Bak. Yankı. Yankı senin gözünü yiyor. Hayri teyze seni. O yerim seni. Cihan abisini de çok seviyor. İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Selöş'üm gel gel bir şey göstereceğim gel. Bak Selöş. He tamam işte onları alsana. Yüz görümlüğü takıyorum şu an. Çok tamam iyi. Söyleyeceğim. Tamam. 40 yıllık Selma. Oldu Helen, Helen ya. Helen oldu ya. Bir elbisem eksik ha, şöyle tek kollu evet, falan. Evet evet. Alayım çok takayım bunu. Çok yakıştı bu arada, çok yakıştı. Teşekkür ederim. Hayriye teyze görüşürüz, hayırlı işler diliyorum. Gel, tamam. Tamam geleceğim bir dahaki senede. Gerçekten. Arabayı bir kere daha göreyim ama Allah kazadan gelerden korusun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Hayriye teyzeciğim. Çok sağ ol. Gel olun. Bir tur attırayım istersen. Yok. Tamam. Kolay gelsin Hayriye teyzeciğim. Sağ olun. Çok tatlıydı Hayriye teyzemiz. Hayriye teyze şöyle hatta Rex'imiz için güzel de bir nazar boncuğu verdi. Dedi ki arabanı Allah kazadan beladan evet. Saklasın dedi. Evet. Daha biz gelir gelmez merkeze gidiyoruz. Merkezdeki Truva atına. Truva atına gideceğiz. Bir karşılaştıracağız bakalım buradakiyle hemen hemen aynı mı? Hangisi büyük vesaire. Hem de sizlere görüntü çekeceğiz.
Arkadaşlar şimdi merkeze geldik. Merkezde önce bir yemek yiyeceğiz, sonra Truva Atı'nı ziyaret edeceğiz çünkü çok acıktım. Evet, ne yiyorsunuz? Ne yiyoruz? Pizza. Pizza yiyoruz Selma. Ya, ne yapıyor ya? Ne oluyor? Evet arkadaşlar, şu anda geldik. Arkada Truva Atı var. Ondan önce size biraz önce gittiğimiz yerin maketini göstereceğiz. Gel bakalım Yankı'cığım, güneşi de arkamıza alalım. Arkadaşlar işte burası, şu gördüğünüz maketin olduğu yer, biraz önce bizim gezdiğimiz yer. Yani Troya şehri değil mi? Bak yazıyor Troya. Troya şehri. İşte burasıydı aslında bizim gezdiğimiz yer. Bunu hemen büyütüyoruz şimdi. Bunu büyütüyoruz. Hop, işte Truva Atı arkadaşlar. Bence yenisi aynı bunun kadar olacak ama biraz büyükmüş ama. Daha büyük mü bilmiyorum ama biraz büyük. Hayır, daha büyük çiçeği. Biraz büyük olabilir. Benim arkadaşlar, sizce hangisi daha büyük? Biraz önce gittik, gerçi tamamının tamamlanmış halini görmediniz. Ama bu işte filmde kullanılan Truva Atı. Manyak bir şey ya. Altları da tekerlekli böyle. Şimdi böyle alttan bakın, bakın arkadaşlar. Kocaman bir şey bu. Kocaman. Öyle yani arkadaşlar. Bugünkü videomuzu like atmayı, aşağı yorum bırakmayı ve bizlere abone olup bizleri 1 milyon abone yapmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Boy boy. Pop pop pop. Ver onunla. Pop 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 pop.